geldiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Bugün size yine çok güzel bir tarifle geldik. Basit, herkesin seveceği ama gerçekten çok güzel bir tarif. Evet arkadaşlar, hafifle karşınızdayız. Şimdi malzemeleri sayıyorum. 1,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı şeker, 3 çorba kaşığı tereyağı, 2 yumurta, kabartma tozu ve vanilya. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Şimdi tereyağını yanmayacak bir şekilde eritiyorum. Arkadaşlar, tereyağımız oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyoruz. İlk önce buraları bir kaba yerleştirelim. 1,5 bardak unumuz vardı. Koyuyoruz 1,5 bardak unumuzu. Sonra 3 kaşık şekerimiz vardı. Yarım çay kaşığı tuzumuz var. 1 paket vanilyamız var. 1,5 çay kaşığı ise kabartma tozu koyuyoruz arkadaşlar. Bu malzemelerimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Bir kenara alıyoruz. Sıra sıvı malzemelerimiz. 3 çorba kaşığı tereyağımız. Sütümüz var oda sıcaklığında. Sonra 2 yumurtamızı ilave edeceğiz. Şimdi yumurtalarımızı tek tek kırıyoruz arkadaşlar. Temperliyoruz hızlıca. Kuru malzemelerimizi yavaş yavaş sıvı malzemelerimiz içine dökerek pancake hamurumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Özellikle pazar kahvaltılarımızda muhteşem olacak. Arkadaşlar şimdi karışımımız hazır. Sıra ocağı yakıp pişirmeye geldi. Göz göz olunca çeviriyoruz. Şahane bir pancake arkadaşlar. Sabahları kahvaltıda çabucak çocuklarınızı okula gitmeden önce hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ya da pazar kahvaltılarında ailenizle yiyebileceğiniz muhteşem bir pancake.
Peynirli reçel sever misiniz? Ben pankeki peynir ve reçel bir de yemeği çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada kanalımız yeni bir kanal. Eğer tariflerin devam etmesini istiyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Harika bir pankek. Mutlusu arkadaşlar, kuru bir sıvıdır. Aylar harcamıyorum. Poğaçlarını yavaş yavaş karıştırıyoruz. Nefis olmuş arkadaşlar. Arkadaşlarınıza, ailenize, çocuklarınıza harika yapabileceğiniz bir pankek tarifi. Eğer beğenirsiniz, kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz arkadaşlar. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.